Evet, bu son bir yıldır özellikle 24 Temmuz 2015'te Kandil'e yönelik hava saldırılarıyla birlikte ağır bir şekilde başlatılan savaş sürecinin tabii ki yakın geçmişle ve tarihselliğiyle doğrudan bağlantılar var. Nedenlerini sadece tek bir gelişmeye bağlayarak, tek bir gelişmeyle bağlantılı olarak ifade edemeyiz. Fakat son 2,5 yıldır, yani savaş başlayana kadar son 2,5 yıldır devam eden müzakere çözüm süreci, Sayın Öcalan'ın önderliğinde İmralı'da yapılan görüşmeler, Ankara'da Kandil'de yapılan görüşmeler ve hani bu görüşmelerden ortaya çıkan Dolmabahçe mutabakatının artık Tayyip Erdoğan ve AKP yönetimi tarafından bir tehdit olarak görülmesi ve kendilerinin kişisel ajandası, kişisel hedefleri için bir tehdit olarak görülüp reddedilmesiyle birlikte biten bir süreç vardı. Bir defa bunu unutmamak, iyi hatırlamak lazım. Çözüm sürecinden tarafların beklentilerinin örtüşmediği ve Erdoğan'ın beklentisinin özellikle Kürt tarafının beklentisiyle taban tabana zıt olduğu Dolmabahçe mutabakatından sonraki tutumla netleşmiş oldu. Onu bir kez daha hafızaları tazelemek adına hatırlamakta fayda var. Dolmabahçe mutabakatında 10 maddelik demokratikleşme temel ilkeleri vardı. Hatırlanırsa o temel ilkeler yeni bir anayasanın yapılmasını öngörüyordu ve yani Kürtler başta olmak üzere Türkiye'deki kimlik, inanç kesimlerinin işte kadınların haklarının ve özgürlüklerinin garantiye altına alındığı bir anayasal düzenlemesi ve bununla bağlantılı olarak da PKK'nın eş zamanlı olarak silahlarını bırakacağı kongresinin toplanması kararı vardı. Bu bir mutabakattı, bu bir uzlaşmaydı. Yani her ne kadar AKP tarafı bunu sürekli reddediyor olsa da tarafların uzlaştığı bir metindi. Devlet heyeti bunu AKP yönetimine götürmüş, hükümete götürmüştü. Cumhurbaşkanı bu metni incelemişti. Aynı zamanda Kandil yönetimi de bu metni incelemişti. Hedef olarak biz de incelemiştik. Herkes görüşünü belirtmişti ve ortaklaşılan bir metin olmuştu. Fakat Dolmabahçe'de 28 Şubat'ta bu mutabakat metninin basına açıklanmasından sonra Erdoğan ve AKP ekibi şunu fark ettiler. Eğer bu mutabakata uygun bir şekilde adımlar atılırsa tekçi Türk devleti ırka ve işte milliyete, kimliğe dayalı ulus devlet demokratikleşecek. Sivil bir anayasa yapılması taahhüdü topluma verilecek ve bu anayasada evrensel temel hak ve özgürlüklerin tamamının yerine getirilmesi garanti edilmiş olacaktı. Ve bu tam da seçim arifesinde topluma bir taahhüt olarak, güçlü bir vaat olarak deklare edilmesi gerekiyordu. Eğer bunu Tayyip Erdoğan deklare etmiş olsa ve evet biz bu tabakattaki 10 maddeyi harfiyen yerine getireceğiz, bu bir anlaşmadır şeklinde bir kendini bağlayacak bir ifadede bulunsaydı, bu durumda seçim kampanyasını buna göre yürütmek zorunda kalacaktı. Ve vaat ettiği her şeyi, Kürt sorununun demokratik çözümü dahil hepsini, bir kısmını seçim öncesi, bir kısmını seçim sonrası yapacak ve yapmayı vaat edecek şekilde bir seçim kampanyası yürütmesi gerekecekti. Fakat bu Erdoğan'ın ne ideolojik olarak kafasına yatan bir durumdu, ne de kişisel ajandasına uygun bir durumdu. Çünkü o yıllardır tek adam sistemini, kafasında kurguladığı diktatörlük sistemini hayata geçirmek için fırsat kolluyordu. Ve 7 Haziran seçimlerinde elde edeceği büyük bir zaferle artık bunu taçlandırmak ve sonlandırmak istiyordu. Anayasayı bildiği şekilde değiştirip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni başkanlık sistemi adı altında bir diktatörlüğe doğru götürmek ve anayasada yargının da, işte üniversitelerin de, medyanın da, yürütmenin ve parlamentonun da önemli ölçüde kendisine bağlı olduğu bir devlet modeli inşa etmek arzusundaydı. Oysa Dolmabahçe mutabakatında ortaya konulan şey yerel özelliklerdi. Katı merkezi ulus devlete alternatif demokratik yönetim modelleriydi. Sivil anayasaydı ve her türlü vesayetin son bulacağı ve Türkiye'de bütün kimlik ve inançların da yönetime katılabileceği bir modeldi Dolmabahçe'deki mutabakat. Erdoğan
bu 7 Haziran seçimlerinde Dolmabahçe mutabakatını sahiplenmiş olsa, büyük ölçüde artık kendi kişisel ajandasından ve yıllardır belki gizli bir şekilde hazırlığını yaptığı hedeflerinden tümüyle vazgeçmeliydi. Bunu tercih etmedi ve evet artık bir karar aşamasına gelindi. Erdoğan kendi kişisel gizli ajandasını, yarı gizli ajandasını diyelim aslında, aleni hale, açık hale getirmeyi tercih etti. Ve Dolmabahçe mutabakatı yanlıştır değil, Kürt sorunu yoktur, müzakere bitmiştir, masa diye bir şey yoktur diyerek milliyetçi, ırkçı bir söylemle ve çatışmayı ve savaşı körükleyecek bir yaklaşımla 7 Haziran seçimlerinin kampanyasının startını verdi. Şimdi deniyor ki HDP seni başkan yaptırmayacağız demeseydi süreç bitmezdi. Erdoğan Dolmabahçe mutabakatını reddetmezdi deniyor. Oysa bu çok açık bir manipülasyon ve açık bir hatalı bakış açısıdır. Çünkü Erdoğan'ın Dolmabahçe mutabakatını reddettiği açıklamasından yaklaşık 2 hafta sonra biz seni başkan yaptırmayacağız sloganını kullandık. Yani önce Dolmabahçe mutabakatı Erdoğan tarafından reddedildi. İmralı'daki müzakere masası devrildi, bu ilan edildi. Bizim sloganımız bundan sonradır. Yani AKP medyasının, havuz medyasının bu karalamasına bir defa inanmamak lazım, dikkatli olmak lazım. İkincisi, İmralı'da Erdoğan'ın başkanlığı üzerinden bir anlaşma söz konusu değildi. Deniyor ki İmralı'da Sayın Öcalan ve Erdoğan arasında bir başkanlık anlaşması zımnen veya gizli olarak yapılmıştı. Dolayısıyla Erdoğan'ın artık başkan olmayacağı netleşince Erdoğan da süreci bitirdi. Bu da büyük bir yalan. Böyle bir şey de yok. Dolmabahçe mutabakatını herkes okudu, gördü. Orada diktatörlüğü çağrıştıracak ya da başkanlığı çağrıştıracak. Tek bir madde veya tek bir ima var mıdır? Hayır. Dolmabahçe mutabakatı ve İmralı süreci çok aleni, şeffaf yürümüş ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Şimdi özellikle 7 Haziran seçimlerine doğru giderken Erdoğan artık HDP'nin barajı aşması halinde arzu ettiği değişikliği anayasada yapamayacağını gördüğü için bütün stratejisini HDP'nin baraj altında kalması üzerine kurguladı. Yine o dönem hatırlanırsa Ağrı Diyadin'de bir askeri operasyon provokasyonu yapıldı ki Ağrı valisi doğrudan İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın da talimatıyla orada çok sayıda askerin yaşamını yitirebilmesi için bir çaba ortaya koydu. Yani göz göre göre örneğin gerilla ve askerin karşı karşıya gelmesi için özel bir çaba sarf edildi. Oysa ortada askeri operasyonu gerektirecek bir durum yoktu. Gerillanın da bir hareketliliği yoktu. Bir eylem hazırlığı yoktu, bir şey yoktu. Ama o barış sürecini tümüyle ateşkesi tümüyle bitirebilecek ilk provokasyon girişimi Ağrı Diyadin'de yapıldı. Ama oradaki özellikle sivil halkın duyarlılığı ve işte kamera fotoğraf görüntüleri bir anda o provokasyonu boşa çıkardı. Oradaki insanlar yaralı askerleri kendi elleriyle kurtardılar ve yaşamını yitirmesini engelleyerek aslında AKP'nin provokasyon girişimini boşa çıkardılar ve 7 Haziran seçimlerine biz yaklaşık 120 yerde HDP binalarının, seçim bürolarının veya seçim çalışmalarının saldırıya uğradığı bir ortamda sandığa gittik. Bu saldırı ve provokasyonların tamamına karşı halkımızın, partimizin, çalışanlarımızın gösterdiği dik duruş, sağlam ve sabırlı duruş 7 Haziran seçimlerinde HDP'nin ideolojik çizgisinin zaferinin netleşmesini sağladı. Ve %13'lük bir oyla özellikle Sayın Öcalan'ın yıllardır altını çizdiği demokratik ilkeler çerçevesinde birlikte yaşam ve ezilenlerin birliği üzerinden ortak bir mücadele çizgisi 7 Haziran seçimlerinde ideolojik olarak AKP'yi alt etmeyi başardı. Ve 7 Haziran seçimlerine bir hafta kala, yani henüz sandık kurulmamışken yapılan anketler, hem bizim yaptığımız hem sarayın yaptırdığı anketler artık barajı aştığımızı ve AKP'nin de iktidardan düştüğünü gösteriyordu. Ve tam 7 Haziran seçimlerine 6 gün kala bizim edindiğimiz çok net bir bilgiyle Erdoğan'ın aslında 7 Haziran seçimlerinde iktidardan düşmesi halinde seçimi derhal yenileyeceği şeklindeydi. Bu bilgi 7 Haziran seçimlerine bir hafta kala bize ulaşmıştı. Yani Erdoğan'ın seçimi tanımayacağını biz 7 Haziran akşamı biliyorduk.
Ve bütün hazırlığımızı, politikamızı, seçim stratejimizi biz buna göre yürüttük. Ve 7 Haziran akşamı seçim bitmemiş gibi çalışma kararı aldık. Yaptığımız toplantıda ilk değerlendirmede bütün yönetim kademesi olarak bir seçim zafer sarhoşluğuna girmenin büyük bir hata olacağı, en kısa zamanda Türkiye'nin yeniden seçime gideceğinin bilinmesi gerektiği ve 7 Haziran akşamındaki söylemlerimizden başlayarak yeni bir erken seçime partiyi diri, canlı ve hazır tutmanın gerekliliğini konuştuk. Evet, işte hani o dönemki söylemlerimizin veya politikalarımızın nedeninin iyi anlaşılması lazım. Biz o dönemi kesinlikle doğru okuduğumuzu düşünüyoruz. Biz evet koalisyon görüşmelerinden sonuç alınamayacağına kesinlikle emindik ve Erdoğan'ın ülkeyi erken seçime götüreceğine hiçbir şüphemiz yoktu. Bu bizim için bir duyum değil, net bir bilgiydi. Sarayda bunun konuşulduğu ve hazırlığının yapıldığı ve bazı araştırma şirketlerine erken seçim çalışması, analiz ve saha araştırması için talimat verildiğini biliyorduk. Dolayısıyla Erdoğan'ın kafasında bir koalisyon falan yoktu. Partileri koalisyon görüşmeleriyle oyalayıp yıpratıp erken seçimde arzu ettiği sonucu almak istiyorduk. Biz HDP'yi böylesine bir tezgahın içine sürüklemeyi doğru görmedik. Çünkü 7 Haziran kampanyasında seçim sürecinde biz halkımızla yürüttüğümüz çalışmada şu vaadi ve sözü vermiştik. Biz AKP ile seçim sonrası işbirliği yapmayacağız. AKP'ye karşı muhalif mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu konuda bir taahhütte bulunmuştuk. 7 Haziran akşamı bu taahhütümüze bağlı olduğumuzu ifade ettik. Çok ilkeli bir duruştu ve doğru bir politikaydı. Ben halen o konudaki duruşumuzun çok iyi olduğunu ve aslında AKP'nin oyalama taktiğini boşa çıkardığını ifade edebilirim. Artı bize evet emanet oylar verilmişti ve kesinlikle hani 7 Haziran seçimlerinden sonraki tutumumuza göre kalıcı hale gelecekti bu oylar. O konuda da bizim değerlendirmemiz doğruydu. Ve bizim aldığımız oylar kemikleşmiş HDP oyu değildi. Bunu biliyorduk. Onun kemikleşmesi ve artış göstermesi 7 Haziran akşamından başlayarak göstereceğimiz ilkeli tutuma ve duruşa bağlıydı. Ve biz hepsine teşekkür ettik. Bize sürekli yıllardır oy verenlere de, ilk defa oy verenlere de, emanet oy verenlere de, sağdan, soldan, liberallerden, Türk'ten, Kürt'ten, Alevi'den, Sünni'den doğru bize oy vermiş herkese taahhütlerimize bağlı kalacağımız sözüyle kampanyayı bitirmediğimizi ve seçim çalışmalarımızı aslında sürdüreceğimizi de facto olarak ilan ettik ve çalışmalarımızı o şekilde sürdürme kararı aldık. Aslında Ekim 2014'te yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında çözüm sürecinin işte artık bitirilmesi ve kapsamlı bir tasfiye operasyonunun topyekün bir çöktürme harekatının kararının alındığı biliyorsunuz ortaya çıktı belgelerle. Yani AKP savaş kararını Dolmabahçe mutabakatından çok çok önce vermişti ve bunun sadece fırsatını kolluyordu. Bir gerekçe yaratmaya çalışıyordu. Yine herkesin hatırlaması için bir kez daha hafızamızı özellikle hendek ve barikatlar konusunda tazelememiz lazım. Çözüm süreci devam ederken Cizre başta olmak üzere birkaç ilçede zaten hendek ve barikat vardı. Haftalarca hendek ve barikat nedeniyle kapalı kaldı. Cizre'de, Silopi'de hendek ve barikatlar vardı. Ve bu sürekli çözüm sürecinde taraflar arasında bir tartışma konusuydu. Yani oradaki güçlerle hükümet arasında İmralı'da yapılan tartışmalarda sürekli gündemdi. Ve Sayın Öcalan hatırlarsanız bir çağrı yaptı. Çözüm sürecinin biraz da hani sona doğru artık uzlaşmaya doğru gidebilmesi için gençlere çağrı yapıyorum dedi ve hendek ve barikatlarının kapanmasını istedi. O zaman gençler Sayın Öcalan'ın bu çağrısına bağlı kalarak
Lice'de, Cizre'de, Silopi'de hendek ve barikatları önemli ölçüde kapattılar. Kendileri kapattılar. Yani hendek barikat zaten çözüm süreci devam ederken vardı. İkincisi, zaman zaman ateşkes ihlali diyebileceğimiz karşılıklı çatışmalar da yaşanıyordu. Yani Şırnak'ta, Cizre'de gençler kent içinde infaz ediliyordu. Hakeza uzman çavuş, asker polis kent içlerinde infaz ediliyordu. Çarşıda, pazarda bu tür şeyler yaşanıyordu. Yani ateşkesin ihlali diyebileceğimiz karşılıklı bazı durumlar da yaşanıyordu. Yani Ceylanpınar'da iki polisin çok şaibeli bir şekilde infaz edilmesine kadar gelen süreçte zaten karşılıklı birkaç defa ateşkes de facto ihlal edildi ama taraflar bunu gerekçe göstererek savaşı başlatmadılar. AKP bir bahane, bir gerekçe yaratabilmek için Ceylanpınar'daki infaz olayını kullandı. Halen net olarak ortaya çıkarılabilmiş değil. Bakın, savcının gözaltına alıp tutukladığı kişilerin Ceylanpınar infazıyla hiçbir alakasının olmadığı ortaya çıktı. Bu kişilere işkence yapıldığı, o kişilerin o gün Ceylanpınar'da, Urfa'da bulunmadıkları bile ispatlandı avukatları tarafından. Buna rağmen bu komployu sürdürebilmek açısından o kişileri tutuklu bir şekilde yargılamaya devam ediyorlar. Yine bir durumu daha ilk defa belki kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum. Davutoğlu başbakan olmadan ve hükümeti kurmadan önce biliyorsunuz bütün siyasi partileri ziyaret etti. Bu çerçevede bize de geldi. Bir koalisyon arayışı tartışmasıyla. O toplantıda, yani burada bizim genel merkezimizde yaptığımız toplantıda Davutoğlu şunu söyledi. Dedi ki bizim elimizde işte PKK'nin 80 bin kişiye silah dağıttığına dair bilgi var. Ben dedim ki bu bilgi istihbarat bilgisi olarak sizde olabilir ama bunu bizim bilme şansımız yok. Ve dedi ki biz tek tek evleri tarayacağız, operasyon yapacağız ve bu silahların hepsini toplayacağız. Bakın, daha hendek barikat tartışması yoktu. Biz de dedik ki hani bu doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Ama gerçekten böyle bir şeyi, bu silahlarını bırakmasını istiyorsanız, bu insanların elinizde böyle bir bilgi varsa, bunu şehir içinde operasyon yaparak, evlere, mahallelere, sokaklara operasyon yaparak gerçekleştirmeye çalışırsanız ortaya bir facia çıkabilir. Bunu tavsiye etmeyiz. Gelin çözüm süreci ve müzakere sürecinde kalındığı yerden hep birlikte devam edelim. Koalisyon kurulsa da kurulmasa da biz çözüm sürecini önemseyelim. Ve varsa gerçekten şehir içinde elinde silah bulunan insanlar, diyalogla o silahlarını en azından bırakmalarına ikna edelim. Ve hedef olarak biz buna hazırız. Çözüm sürecini yeniden canlandırmak için de elimizden geleni yapmaya hazırız dedik. Başbakanın kendisi de, daha doğrusu Davutoğlu'nun kendisi de hayır dedi Selahattin Bey. Göreceksiniz, biz ev ev hepsini temizleyeceğiz ve bedeli ne olursa olsun biz bu operasyonları yapacağız dedi. O toplantıda biz kendisini uyarmıştık. Yani bunun bedeli, faturası çok ağır olur. Bu tür şeylere girmemelisiniz demiştik. Davutoğlu, yani Hendek, Barikat, Ceylanpınar'daki olayları tam bir gerekçe haline getirmek ve bunu bir fırsata dönüştürmek arayışındaydı. Yani istese aslında bütün o Hendek, Barikat, şehirlerde var olduğunu iddia ettikleri silahlar konusunda tümüyle bir görüşme trafiği sürdürülebilirdi. Bu açıktı. Bu kanallar açıktı yani. Ve bu kadar şehirler yakılıp yıkılmadan, savaş enkazına dönüştürülmeden, yüz binlerce insan göçe zorlanmadan da bu meseleye bir çözüm bulunabilir ama bunu tercih etmediler. Bilerek tercih etmediler. Bu karar çünkü çok önceden verilmişti. Ve ağır kapsamlı bir topyekün savaş politikası adım adım bu şekilde hayata geçirildi. Çünkü artık şunu gördüler, yani diyalog ve müzakere ile başkanlık adı altında bir diktatörlük kurmak mümkün değil. Kürt hareketi hem Rojava'da hem Türkiye'de demokrasi güçleriyle ortaklaşarak sistemi değiştiriyor, rejimi demokratikleştiriyor. Oysa Erdoğan bir demokrasi peşinde koşmuyor, bir iç barış peşinde koşmuyor. Erdoğan bir kutuplaşma ve kamplaşma yaratarak toplumu kendi içerisinde ayrıştırarak kendi iktidarını kalıcı hale getirmek istiyor. Çözüm sürecinden bunun dışında hiçbir beklentisinin olmadığı netleştiği için
artık sadece savaşa yüklenerek ve şehit edebiyatıyla cenazeler, tabutlar üzerinden bir seçim kampanyası ve siyaset yürütme kararı aldılar ve 1 Kasım'a da böyle gittik. 1 Kasım sürecinde de hem şehirlerde operasyon, işte Hendek'in ve barikatların olduğu yerlerde işte sokağa çıkma yasakları ve oradaki insanların göç etmesini zorlayacak ve şehri terk etmesini zorlayacak şekilde bir ağır savaş süreci başlatıldı. 1 Kasım seçimlerine de bu ortamda gittik. Evet. Bu noktada son zamanlarda özellikle var mı yine böyle bir görüşme, terapiye, zeyyeme bir şey var mı? Hayır, halihazırda bir hani görüşme veya sorunların diyalogla çözümü konusunda hiçbir trafik yok, hiçbir ilişkimiz yok hükümet çevreleriyle. Ama biz gerçekten yani Hendek barikat ve çatışma meselesinin bir şekilde yeniden diyalog ve masaya dönüşle tartışılabilmesi için çok çaba sarf ettik. Sivil toplum örgütleri, bazı kanaat önderleri çok çaba sarf etti. Ama hükümet ve özellikle Erdoğan çok kararlı. Halen öyle. Yani barış ve çözüm sürecinin kendisine oy kaybettireceğinden çok emin. Yaptığı araştırmalarda, anketlerde bunu görüyor. Her gün cenazenin gelebileceği bir ortamı stabil hale getirmek istiyor. Bunu da anketlerle, araştırmalarla gördü. Yani cenazeler geldikçe şovenist duyguları kaşıyor, ırkçı, milliyetçi söylemlerle kamplaşmayı, kutuplaştırmayı derinleştiriyor. Kürtlere karşı özellikle Türk milliyetçi, ulusalcı, faşist bütün güruhu çevreyi saray etrafında bir ittifakta buluşturduğu için de sürekli oyunu korumasına veya oyunun artmasına yarayacak bir politika izliyor. Ama özellikle Rojava'daki gelişmeler, yani DAEŞ'in orada giderek tasfiye olması ve YPG öncülüğünde oradaki Suriye Demokratik Güçlerinin giderek ilerlemesi ve Afrin Kobani kantonları arasındaki bölgenin, Münbiç bölgesinin giderek Azez bölgesinin DAEŞ'ten temizlenmesi ve kantonların birleşme ihtimali Türkiye'deki savaşın konseptini ve gidişatını değiştirdi. Yani Erdoğan'ın kendi iktidarı hırsı için, saray için, sarayın selameti için ağırlıklı olarak başlattığı savaş bir anda Kürt düşmanlığı ortaklığı etrafında yeni bir faşist bloğa dönüştü. Yani devletin bekası, milletin bekası adı altında Kürtleri engellemek, Kürtleri Orta Doğu'daki yükselişini durdurabilmek için bütün faşist, ulusalcı, milliyetçi kesimler, MHP, Büyük Birlik Partisi, İşçi Partisi, Ergenekoncular, işte eski Kemalist çevreler, bunların hepsi bir anda sarayın etrafında bir blok oluşturdular. Tabii burada bir geçici ittifak söz konusu. Bir stratejik ittifaktan söz edemeyiz belki ama geçici bir ittifak söz konusu. Erdoğan şimdilik başkanlık konusunda çok ısrarcı olmayacak. Belki partili cumhurbaşkanlığı ara formülünde bir uzlaşma sağlanacak. Buna karşılık da ordu ve polis savaşta bütün sorumluluğu üstlenerek ağır bir savaş politikası sahada yürütecek. Çünkü kimse Erdoğan için savaşmak istemiyordu. Hatırlanırsa cenaze, asker polis cenaze törenlerinde halk isyan ediyordu. Evlatlarımızı saray için öldürmek istemiyoruz diyordu. Ordu savaşma konusunda isteksizdi. Polisler savaşma konusunda isteksizdi. Bu Erdoğan tarafından bir panik havasıyla okundu ve bir anda orduyu ve polisi tümden savaştırabilmek için yeni bir ittifak geliştirdiler. Şimdi savaşın gidişatına göre bu ittifak çatlayabilir. Birbirine tekrar karşı pozisyona da gelebilirler. Ama halihazırda tümüyle birlikte hareket ettiklerini söyleyebiliriz. Zaten ordunun tank, topla, ağır silahlarla Silvan'dan başlayarak operasyonlara dahil olması bu ittifakın sağlanması sonrasındadır. Genelkurmay Başkanı kendileri için bir yasal güvence istemiştir ki geçen hafta bu yasa çıkarıldı ve dün Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Askerin dokunulmazlığı da sağlandı. Şehirde bir savaş suçunun işleneceği biliniyordu.
Genelkurmay bunun garantisini istemişti. Onu da sağladılar şimdilik. Şimdi artık bir saray savaşı, bir AKP savaşı olmaktan çıkıp topyekun bir faşist blok savaşına dönüştü. Dikkat ederseniz yeni atanmış başbakan Binali Yıldırım da topyekun savaştan söz ediyor ve herkesi daha fazla savaşa destek vermeye çağırıyor. Medyayı, üniversiteleri, yargıyı, parlamentoyu, hükümeti, sivil toplum örgütlerini, muhtarları, hatta halkı, sivil insanları bu savaşta taraf olmaya ve topyekun olarak bu savaşa destek vermeye çağırıyor sürekli. Yani artık 1990'lardaki topyekun savaş konseptini de çok çok aşan bir anlayışla devletin bütün mekanizmalarını aynı anda aynı amaç için, kendi amaçları için harekete geçirme gibi bir planlamaları var. Milli Güvenlik Kurulu'nda bu anlaşılıyor ki detaylı bir şekilde her seferinde masaya yatırılıyor. Zannediyorum ki şöyle diyorlar. Örneğin Genelkurmay Başkanlığı ya da Jandarma Komutanlığı ya da Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı rapor sunarken Cumhurbaşkanı'na veya MGK'ya işte şu basın kuruluşları terörle mücadelemizi zorlaştırıyorlar. Dolayısıyla bunlara bir müdahale yapılması gerekir deniyor. Orada karar alınıyor. Örneğin deniyor ki Gündem Gazetesi'ne müdahale edilsin. İmece'ye, Hayat TV'ye, işte Gün TV'ye müdahale edilsin. MGK'da bu karar alınıyor ve ilgili bakanlığa bu görev veriliyor. İşte deniyor ki milletvekillerinin bir şekilde durdurulması lazım. Milli Güvenlik Kurulu'nda bu karara dönüşüyor ve dokunulmazlıkları kaldırsın, bir an önce yargı önüne çıkarsın deniyor. İşte belediyeler terörle mücadelemizin önünde engel oluyor. O zaman belediyelere dönük operasyon yapılsın. Kayyum atayalım, tutuklayalım, içeri atalım, engelleyelim, faaliyetlerini durduralım deniyor. Ya da deniyor ki işte üniversitelerdeki akademisyenlerin barış çağrısı terörle mücadelemizi zora sokuyor. Orada karar alınıyor ve hemen operasyon yapılıyor. Tutuklanıyor akademisyenler, sanatçılar, sahada çalışan gazeteciler, muhabirler. Bunların hepsi Milli Güvenlik Kurulu'nda tek tek planlanıyor. Adalet Bakanlığı'na yargının yapacağı görevler veriliyor. İçişleri Bakanlığı'na polisin yapması gereken, valilerin yapması gereken görevler veriliyor. Efendim, Diyanet İşleri Başkanlığı'na imamların yapması gereken görevler veriliyor. Yani bunların hepsini tek merkezden koordine edip Kürtlere karşı terörle mücadele kisvesi altında, örtüsü altında bir devlet savaşı yürütülüyor artık. Şehirlerin bu kadar yakılıp yıkılması da Milli Güvenlik Kurulu'nda planlanmış ve Erdoğan'ın bizzat talimatıyla, kamuoyuna açıkta talimatıyla gerçekleşmiştir. Yani şu anda 15 bine yakın ev tümüyle kullanılamaz durumda. 50 bine yakın ev hasar görmüş, yaklaşık 500 bin insan da bütün bu yıkımdan etkilenmiş durumda. Ve bunu çok bilinçli bir politikayla hayata geçirdiler. Şimdi kentlerdeki, o ilçelerdeki işte silahlı kaç kişi var, kaç hendek var, kaç barikat var, bunları istihbarat biliyordu. Ama bir bakıyorsunuz ki şehrin tamamını yıkmışlar. Hasar görmemiş tek bir ev yok. Çünkü özellikle yurtsever olduğu bilinen ve direnişle ve özgürlük hareketine sunduğu destekle bilinen bu ilçeler bir daha da inşa edilemeyecek şekilde tümden yıkım kararıyla karşı karşıya kalmış ve şehrin dışından tank top atışlarıyla adeta bir işte 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı'nda yaşanan bir savaş taktiğiyle bu ilçelere yaklaşılmıştır. Oradan hedeflenen şudur. Hem o ilçeleri yok etmek, o şehirleri yok etmek, oradaki yurtseverliği yok etmek ama onun aracılığıyla bütün Kürtlere de bir korku, bir panik havası mesajı vererek diz çöktürmektir. Bu da Milli Güvenlik Kurulu'nda tasarlanmış, planlanmış ve hayata geçirilmiş bir kapsamlı bir insanlık suçudur. Bunun sonrası için bir sonra şiddetlerden söyledik, kendimizi bir araya getirdiğimiz zaman bugüne kadar gerçekleşen saldırılardan daha kapsamlı bir saldırıya karşı karşıya. Evet, Erdoğan ve etrafındaki faşist blok bütün bu büyük suçları ve günahları işte bir an önce masaya dönmek için işlemiyorlar. Sürdürülebilir bir savaş politikalarını en azından kendi arzu ettikleri anayasa değişikliğini gerçekleştirene kadar, Türkiye'yi diktatörlük rejimine götürene kadar sürdürme kararlılığındalar. Yani yakın zamanda bir diyalog veya müzakere ihtimali görünmüyor kesinlikle. Özellikle Rusya ile İsrail ile Mısır'la ve Suriye ile yeniden barış arayışları ve diyalog arayışları
içerideki sıkışmışlıktan kaynaklıdır. Davutoğlu Erdoğan'a ve Milli Güvenlik Kurulu'na sunduğu raporda Ocak ayı itibariyle, yani bu yılın başında 7 ay önce Hendek, Barikat ve PKK'nın gücünün önemli bir kısmının artık bitirileceği, PKK'nın Ocak ayı itibariyle artık tasfiye edileceği, Nevroz'a doğru, Mart'a doğru gidildiğinde ortada PKK diye bir şeyin kalmayacağı ve Kürtlerle, bazı Kürt kanaat önderleri ve bazı işbirlikçi Kürt partileriyle yeni bir sürecin başlatılacağı raporu vermişti. Ve sözünü vermişti bunu. Yani Ocak ayında artık PKK tümüyle bitmiş olacaktı. Fakat şimdi işte Temmuz ayına geldik. Bırakın PKK'nin bitmesi falan. Eğer PKK Ocak ayında gücü itibariyle 10 idiyse, bütün bu yıkım politikalarından sonra PKK'ye yönelen gençlerin katılımıyla bu herhalde 20'ye çıktı. Tahmin ediyoruz. İki katına çıktı. Bırakın PKK'nin bitmesi. PKK sadece son bir yıl içerisinde belki iki kat daha fazla katılımla birlikte güç oluşturdu. Davutoğlu'nun gidişi biraz buna bağlıdır. Çünkü verdiği sözü yerine getirememiştir. Başkanlığın önünü açacak bir politika üretecekti ve PKK'yı bu süre zarfında bitirecek, Kürtleri de bize getirecekti. Fakat bırakın başarılı olmayı, tam bir fiyaskoyla sonuçlandı ve bu onun siyasi hayatına mal oldu. Şimdi yeni başbakan, atanmış başbakan tümüyle sarayın verdiği perspektif ve talimatlar doğrultusunda savaşı her yerde derinleştirme politikası izliyor, izleyecek. Dikkat ederseniz o kadar çaresiz bir halde ki CHP ve MHP çağrı yapıyor. Gelin Hakkari'ye, Şırna, işte doğudaki il ve ilçelere teşkilat açın, orada çalışın. Bize bu konuda yardım edin, biz sizin önünüzü açacağız. Her ne kadar rakipsek de sizi destekleyeceğiz, orada örgütlen diye çağrı yapıyor. Bu kadar çaresiz, bu kadar aciz. Bir defa kendi ülkesinde olup bitenden habersiz bir başbakan. Zannediyor ki CHP ve MHP'nin oralarda teşkilatları yok. Hakkari'de de teşkilatı var MHP'nin, Şırnak'ta da var. CHP'nin orada teşkilatları var, yıllardır var. Başbakanın bundan haberi bile yok. Zaten hani Kürt şehirlerinin birçoğunda CHP, MHP yıllardır oy alabilmek için elinden geleni yapıyor. Fakat oradaki özel hareketçiler, işte bazı işte eski milliyetçi atanmış memurlar dışında kimse oy vermiyor bu partilere. Fakat içine düştükleri acziyeti ifade edebilmesi açısından çok hazin bir çağrıdır başbakanın ki. Unutuyor örneğin, biz İzmir'de de varız ve İzmir'de iki milletvekilimiz var. Biz Aydın'dan, Manisa'dan aldığımız oylarla milletvekili çıkarabilecek duruma geldik. Antalya'dan, Bursa'dan milletvekili çıkardık. İstanbul'dan, MHP'den daha fazla oy aldık. Yani onları, CHP'yi, MHP'yi Kürdistan'a davet ediyor da HDP artık sadece Kürdistan'da değil, Türkiye'nin her yerinde var olan bir parti. Bunu niye ifade ediyorum? Bu içine düştükleri acziyeti içeride baskıyı artırarak aşmaya çalışacaklar. Yani dış politikadaki bu ittifak arayışları Kürt savaşında, özellikle Rojava'da ve Türkiye içinde Kürt savaşında elini güçlendirmek, ekonomik krizin etkilerini aşabilmek, diplomatik alandaki sıkışmışlığı ve nefessizliği aşabilmek olarak düşünebiliriz. Ve yani benim tahminim maalesef ki şiddetin artacağı yönündedir. Öngörümüz bu şekildedir. Fakat bunu hani peşinen kabul edip yerimize oturmak yerine barış arayışlarını ve savaşa karşı demokratik blok, demokratik cephe arayışlarımızı tabii ki biz sürdüreceğiz. Bir yandan da yakılıp yıkılan şehirlerle ve halkımızla dayanışma kampanyalarımızı örgütleyeceğiz. AKP'nin faşist yürüyüşünü durdurabilmek için de meydanlarda, alanlarda çok daha örgütlü, güçlü bir çıkış yapacağız. Yaz boyunca örgütleme çalışmalarımız, kongre çalışmalarımız, halk toplantılarımız ve teşkilatla eğitim toplantılarımız devam edecek. AKP'yi sadece parlamentoda değil, sokaklarda, meydanlarda durdurmanın bir meşru hak olduğu bilinciyle demokratik bütün haklarımızı önümüzdeki dönemde çok daha aktif bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Avrupa'nın bu konuda ikiyüzlülüğü çok net ortaya çıktı. Belki bütün Avrupa kurumlarını aynı şekilde değerlendiremeyiz ama karşı karşıya kaldıkları mülteci krizi nedeniyle Erdoğan'a muhtaç olmak ve Türkiye'ye muhtaç olmak pozisyonuna düştüler. Kendileri
krizi çözmekten aciz oldukları için Erdoğan'la iyi geçinmek adı altında Kürt katliamına sessiz kaldılar. Kürt şehirlerinin yakılıp yıkılmasına sessiz kaldılar. Tabii bu durum Avrupa'daki halk tarafından, Avrupa halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Almanya, Fransa, işte İtalya, İngiltere gibi büyük ülkelerde halk Erdoğan'la girilen ilişkiye tepki gösterdi ve kendi hükümetlerini çok sert eleştirdiler. Sivil toplum örgütleri, muhalefet partileri çok sert eleştirdiler. Çünkü Kürtler DAEŞ gibi bir insanlık belasını durdurabilen tek güç. Ve bütün dünyanın başına bela olmuş bu barbar ordusu karşısında kahramanlık destanı yazan Kürtlere karşı bu kadar acımasızca saldıran bir liderle işbirliği yapması Avrupalı liderlerin de kendi kamuoyunlarında eleştirmelerine yol açtı. Bu tutum bu yüzden giderek değişti. Artık eskisi kadar sessiz kalamıyorlar. Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere ciddi bir duyarlılık oluştu. Yine Alman toplumunda da, Alman muhalefetinde de ciddi bir duyarlılık var. Aynı şekilde Avrupa Konseyi'nde de son konsey toplantısında, parlamenterler meclisinde alınan kararları gördük. Orada da belli bir duyarlılık oluşuyor. Ama bu konuyu tabii diplomatik alanda daha fazla çalışmamız ve bu çabayla görünür hale getirmemiz gerekiyor.